Değerli meslektaşlar, herkese hoş geldiniz diyorum Staj Eğitim Kurulu adına. Bugün Üstad Avukatlarla Söyleşi programımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Ve artık bizim için bir hukuk duayeni, ceza hukukunun duayeni sevgili hocam Profesör Doktor Göksal Bayraktar'ı bugün konuk edeceğiz. Bizi kırmadı ve geldi anılarını, avukatlık mesleğindeki birikimlerini. Bir ceza avukatının gözünden bizlerle paylaşacaktır. Öncelikle değerli hocamın kısa bir biyografisini sizlere okumak istiyorum. Gerçi yansıttık. Buraya gelen çoğu kişi de biliyordur, tanıyordur herhalde hocamızı yakından ama ben kısaca bir okuyup sonra söyleşimize başlayacağım. Avukat Doktor Köksal Bayraktar 1941'de Bandırma'da doğdu. 1961'de Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1965'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve aynı fakültede ceza hukuk alanında asistan, 1971'de doktor, 1975'te doçent, 1981'de profesör oldu. Doktor Bayraktar 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim kadrosuna girdi. 2005-2007 yılları arasında aynı fakültenin dekanlığını yaptı. 2008'de emekliliğinden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir süre öğretim üyesi olarak görev yaptı. Doktor Bayraktar, Türk Ceza Hukuku Derneği'nde genel sekreterlik ve başkanlık görevlerinde bulunduğu gibi Uluslararası Ceza Hukuku Derneği'nin bilim kurulunda yer almıştır. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı 2. Başkanlığı'nda yürütmektedir. Doktor Bayraktar, akademik hayatında birçok kitap ve bilimsel çalışmanın yazarı oldu. Hekimin tedavi nedeniyle cezai sorumluluğu, suç işlemeye tahrik, siyasal suç, doğum kontrolünün ortaya koyduğu hukuki problemler ve çözüm yolları, Türk hukuk bibliografisi, içtihatlar külliyatı, hukukun üstünlüğü Bayraktar'ın doğrudan ya da ortaklaşa yazdığı bazı eserleridir. Doktor Bayraktar, ülkemizde 11 yıl boyunca hukuk yayınları arasında yer almış olan Güncel Hukuk Dergisi'nin yazar kadrosunda bulunmuş ve bu derginin yayın yönetmenliğini yapmıştır. Sayın Hocam, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şey basabiliriz, evet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu imkanı verdiğiniz için öncelikle size teşekkür ederim. Daha sonra da genç arkadaşları görüyorum. Hepsi hukuk fakültelerini bitirmiş. Onlara da bu günün yorgunluğunun sonucunda her ne kadar staj eğitim merkezinin çalışma birimlerinden biri ise de geldikleri ve beni dinledikleri için de teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Sayın Hocam, biraz önce kısa bir biyografinizi okuduk dolu dolu yaşamınızdan. Buradan anlaşılıyor ki, gördüğüm bu biyografiden anlaşılıyor ki 55 yıldır hukuk mesleği içerisindesiniz. Yaşamınızın lise ve önceki dönemine ilişkin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sonrasında neden hukuk fakültesinde okumaya karar verdiniz? Evet. Şimdi 55 yıldan hatta daha fazla ben 64 yıl. Ben 1960'da 61'de hukuk fakültesine girdim. İstanbul Hukuk Fakültesine girdim ve ondan sonra aralıksız 1999'a kadar İstanbul Hukuk Fakültesinde önce öğrenciydim, sonra öğretim kadrosunda kademe kademe ilerledim. Sonra dediğiniz gibi Galatasaray'da 6-7 yıl emekliliğime kadar öğretim üyeliği ve bu arada dekanlık yaptım Galatasaray'da. Sonra Yeditepe'ye geçtim. Yeditepe artık tıpkı futbolcuların yaşlılık dönemleri gibi benim de öğretim üyeliğinin son dönemleriydi. Yani 64 yıl oldu hukukun içine gireli. Şunu söylemek istiyorum. Hukuk fakültesini isteyerek girdim. Yani 1961 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi o tarihlerde de imtihan vardı ama o tarihlerdeki imtihanlarda her fakülte kendisi imtihan yapardı. Hiç unutmam, rakamlar size çok tuhaf gelebilir ve küçük gelebilir. 1960-61 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne biz
5000 kişi veya 6000 kişi müracaat etmişti. 800 kişi alınmıştı. Yani bütün Türkiye'nin üniversiteleri, fakülteleri, liselerinin girdiği bir yer değil. Böyle bir şeydi. İsteyerek girmiştim hukuk fakültesine. Yani seçimim birinci derecede, ilk seçimim hukuk fakültesiydi. Hatta tuhaf bir şey söyleyeyim. Bir yakın akrabamızın da etkisiyle, biraz sonra konuşuruz diğer şeyleri. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girmek, sonra asistan olmak niyetim vardı. Ta 1961'de, yani ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nin kocaman amfileri içinde, herkesin kendi küçük grubu vardır, kendi grubumuz içinde okurken, ben ileride mutlaka bu fakülteyi bitirdikten sonra burada asistan olacağım diye çalıştım. Öyle emek sarf ettim. Ve hukuku çok severek yaptım. Yani çok severek okudum. Çünkü sosyal bilimler alanı benim için çok sevdiğim bir alandı. Ve başarılı olduğum bir alandı. Onu da ifade edeyim. Bu sosyal bilimler alanında hukuku okurken, arkadaşlarla görüşürken, tartışırken, dersleri dinlerken çok sevdim, onu ifade edeyim. Öğretim üyeliği, asistanlık, sonra doçentlik, sonra profesörlük bana göre hala öyle dünyanın en güzel mesleğiydi. Yani ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nde kendi hayatımın bir çeşit altın çağını yaşadım. Yani bu böyle sakın ha altın çağı derken çok büyük falan bir şey ifade etmiyorum. Ama kendi hayatımın çok güzel dönemlerini yaşadım. Sınıfa giriş, İstanbul Hukuk'tan mezun olan arkadaşlar vardır. Sınıfa giriş ayrı bir alemdi. Sonra teneffüse çıkış hocayla beraber, hocayla konuşmak, ondan sonra ikinci derse girmek, hele pratik çalışmalar. Biz pratik çalışmaları 30 kişi, 40 kişi yapardık ceza hukuku enstitüsü olarak. Pratik çalışmalar muazzamdı yani. Çok iyi arkadaşlar tanıdım. Mesela şu anda aklımda Haluk Kabalioğlu var. Daha sonra Yeditepe'nin dekanı oldu. Benim hukuk fakültesi o 2'deyken ben asistandım o zamanlar. Yani İstanbul hukukunda çok güzel dönemleriydi. Sonra... Şimdi şey dediniz, avukatlık dediniz. Avukatlıkta şunu açıkça söyleyeyim. Avukatlığı sevebileceğimi, avukatlıkta belirli bir noktaya gelebileceğimi hiç tahmin etmedim. Çünkü benim ileride öğretim üyesi olabileceğimi tavsiye eden akrabam vardı, akrabalarım vardı ama akrabalarım arasında hiç hukukçu yoktu. Hiç hukukçu yoktu. Daha çok benim ailem tıpla ilgili alanda çalışan kişilerdi. Ve başarılı olabilir miyim, ne yapabilirim, ne olabilirim diye çok tereddüt ettim. Ve çok da korkarak girdim avukatlığa. Ama şunu da söyleyeyim, avukatlığın dinamizmi, avukatlıkta bir kişiyi kurtarabilmek, hakimin karşısına çıkıp bir şeyler söyleyebilmek ve söylenilen şeyleri kabul ettirmek, bir Yargıtay kararını bulabilmek, o Yargıtay kararı doğrultusunda karar aldırabilmek. Yani çok açık söylüyorum, ben hayatın iyi yönlerini yaşamış çok şanslı bir kişiyim. Ben avukatlığı çok sevdim ve severek yaptım. Hala da severek yapıyorum. Bakın yaşım hayli ileri. Hangi tarihte başladınız diye sordunuz. Evet, 78'de başladım ben avukatlığa. 1978. Yani 45 yıl oldu. Neden 78'de başladım onu da söyleyeyim. Bizim dönemin hocaları, rahmetli hocalar, hepsini için büyük hürmetle anarım. Hepsini minnetle anarım. Çok iyi hocalardı ama çok sert hocalardı. Yani asistan çalışır. Çalışma hayatını söyleyeyim.
8'de en geç 9'da üniversitesiniz, üniversitedesiniz. Hoca üniversitede kalıncaya kadar hep üniversitedesiniz. Yani akşamüstü 6'da, 7'de, 8'de kadar üniversitedesiniz. Ve bizim enstitümüzde profesör, ordinans profesör ve profesörlerle birlikte, doçentlerle birlikte onu aşan kişiydi. Düşünün, hepimizin bildiği isim Çetin Özek benim dönemimde asistan doçentti. Çetin Bey 7.30'da üniversitede kaldığı zaman biz de oradaydık. Yani bu nedenle avukatlığa başlayamadım. Bir de özellikle yaşlı hocalar avukatlığa geçmeyi uygun bulmazlardı. Ve derlerdi ki avukatlık bilim hayatını çok sekteye vurdurur. Başka bir tabir kullanmak istemiyorum. Sekteye vurdurur. Avukat olan artık üniversitede çok fazla çalışamaz. Öyle derlerdi. İnanışları oydu. Hatta onlardan gizli gizli de staj yapmıştım. Yani onun için peki 78'in özelliği ne? Çünkü doçenttim. İki özelliği var bana göre 78'in. Birinci özellik artık doçenttim. Ve o dönemler doçent olan kişiler rahatlıkla dışarıda çalışabilirlerdi. Yeter ki dışarıda çalıştıklarını bakın her şey doğruluk kuralı üniversiteye beyan etsinler. Üniversitede aldığımız o tarihlerde maaşımızın 1/3 öğretim üyeliği ek geliriydi. Ondan vazgeçsinler ve gelir vergisine tabi olsunlar. Ben doçentliğe başladığımda doğrudan doğruya üniversiteye, onun için hiç başım ağrımadı. Onun için herhangi bir avukat arkadaşla alabildiğine çekişmeli bir davaya girdiğimde böyle şeyler vardır. Karşı tarafın hiçbir ihbarıyla karşılaşmadım. Çünkü gayet açıktı. İkincisi de bizim kürsümüz, yani ceza hukuku kürsüsü çok da bilir kişilik yapan bir kürsüydü. Ben asistanlığımda ve doçentliğimde çok bilir kişilik yaptım. Ve kendi kendime bir süre sonra dedim ki, ben bilir kişilik yapıyorum. Burada da hayat önümden adeta akıyor. Ben pekala pratiğe atılabilirim dedim. Ve 78'den bu yana avukatlığı yapıyorum. Dediğim gibi tekrar edeyim. Yani avukatlık mesleğinin çok güzel bir meslek olduğunu, sakın bunu siz genç kardeşlerimi fazla şey yapmak için ileriye çok çok iyimser bakmaları için söylediğim gerçeğe aykırı beyanlar olarak nitelemeyin. Ama avukatlığı çok severek yapıyorum. Çünkü bana göre tıpta doktor nasıl ki insanın hastalığını iyi etmeye çalışır, avukatlık aslında temelde toplumun hastalığını iyi etmeye çalışan, hastalığına el koymaya çalışan, hastalığının ne olduğunu öğrenmeye çalışan bir meslek grubudur. Bu yönden çok önemlidir. Evet. Evet hocam, güzel bir girizgah yaptık. Peki hocam, sizin öğrencilik döneminiz 1961'de başladığınızı söylediniz. İle şimdiki üniversite öğrenim koşulları, akademik kadrolar karşılaştırdığınızda ne gibi farklar var? Yani hep böyle eskiden böyle değildi gibi böyle hepimiz evet. Söyleriz. Ben işte 2000 mezunuyum, ben de söylüyorum eskiden farklıydı falan diye. Siz tabii 1960'ların dönemindeki üniversite ortamı nasıldı, öğrenciler nasıldı, sonrasında evet. Devam eden dönemde öğretim görevleri nasıldı, bugünle arasındaki farkları nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii geçmişe beni götürüyorsunuz. Bazı şeyler size çok tuhaf gelebilir ama fazla abartmadan söyleyeyim. Bir İstanbul Üniversitesi'nin dışında bir üniversiteye gittiğim ve sürekli olarak ders verdiğim bir üniversitede şunu söyledim. Dedim ki İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrenci ile
sizin üniversitenizdeki, fakültenizdeki öğrenciyi karşılaştırmamı ister misiniz dedim. Tabii dediler, söyleyin. Bir, tuhaf gelecek. Şu anda söylerken bile bana tuhaf geliyor. Sabah saat 9'da öğretim üyesi sınıfa girdiği zaman biz ayağa kalkardık. Yani düşünün, 400 kişi ayağa kalkıyor. Böyleydi. Yıl 1960-61. Sonra ikinci derste ayağa kalkmak yok. O tamam. Yani iki ders arka arkaya. Fakat dedim o üniversiteye, sizler dedim derse gelmiyorsunuz ya da geç geliyorsunuz ya da ben geldiğim zaman içinizden bir kişi gibi geliyorum. Farklardan bir, yani bariz slogan niteliğindeki farklardan biri bu. Şimdi bizim zamanımızda, bu bizim zamanımızdaki sözcüğü güzel değil ama başka bir şeyle yerine koyamıyorum. 1960-64 dönemi İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeleriyle öğrenci arasındaki ilişkiler son derece kopuktu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir öğretim üyesi odasının kapısına geldiğinizde bir küçük A4 kağıdı yarısı kesilmiş kağıt görürdünüz. Hocaya ya da öğretim üyesine soru sormak için salı günleri 14-15 arasında gelebilirsiniz. Öğrenci ancak o saatte hocanın kapısını çalabilir. Daha önce kapısı çalamaz, daha sonra da çalamaz. Sonra başka bir şey, bunu söyleyeceğim. Hukuk fakültesindeki öğretim üyesi tıpkı hocalar gibi çok sertti. Örnek, çok yabancı gelecek, örnek vereceğim size. Önce yazılı imtihana girerdi öğrenci, anayasa, medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku. Geçtiği takdirde sözlüye girerdi. Sözlüde kaldığı takdirde yazılı yanardı. Bu sistem 1965-68 öğrenci olaylarıyla ortadan kalkmıştır. Çok ağırdı. Bizim mesela artık rahmete kavuştu. Bir bütçe dersimiz vardı 3. sınıfta. Yani adını tabii ki söylemiyorum ama aklımdan saygıyla geçiyor hocamız. 3. sınıfta biz diyelim ki 600 kişi isek, sınıfta geçen öğrenci sayısı 20 ya da 30 olurdu. Yani bütçenin en ayrıntılı noktalarına kadar sorarlardı. Çok ağırdı öğretim üyeliği. Ve hukuk birden ayrılan yüzlerce kişi vardı. Hukuk ikiden ayrılan yüze yakın kişi vardı. Hukuk üçten ayrılan onlarca kişi vardı. Hukuk dörtten ayrılan bir takım gazeteciler, bir takım sanatkarlar, bir takım şairler, bir takım romancılar vardı. Örnek vereyim, Abdi İpekçi 4. sınıfta İstanbul Hukuk'tan ayrılmıştır. Yani ve çok dışarıda çalışan öğretim üyesi vardı, öğrenci vardı. Yani öğrenciler hakikaten zor şartlarda okurlardı, onu ifade edeyim. Bugünün öğrencileri, yeni üniversiteleri görüyorum. Mesela burada örnek vermekte hiç sakınca yok. Yeditepe'yi gördüm. Orada bulundum çünkü. Çok iyi şartlar altında yaşıyorlar. Bizim şartlarımız öğrenciyken böyle iyi şartlar değildi. Örnek vermemi isterseniz İstanbul'da hemen Saraçhane'de erkek öğrenci yurdu vardı. Öğrenci yurdu demeye 1000 şahit. İçinde 1000-2000 kişi yaşardı. Sonra bir de ilginç, şimdi var mıdır bilmiyorum. Erzurum öğrenci lideri yurdu, Adana öğrenci yurdu, Artvin öğrenci yurdu. Hep böyle her yıl İstanbul'a gelmiştir ve orada öğrenci yurtları. Bir de Cağaloğlu'nda kız öğrenci yurdu vardı. Ama üniversitedeyken yatılı okumak diye bir şey yoktu. Yani üniversiteden yazık
Merzifon'dan, Amasya'dan, Adana'dan gelen öğrenci anneden babadan kopuk hayatın içinde yüzmeye çalışırdı. Bu soru, bu enteresan bir sorudur. Şimdi sorulmuyor. 68 olaylarından sonra, hatta olaylardan önce dediler ki, efendim bu üniversite artık günü geçmiştir. Yatılı kısmı yok. Yabancı dili çok iyi değil. Evet, daha çağdaş olmalı. Hiç unutmam, zaman zaman hocaların adını burada yad edeceğim. Bülent Davran Bey, biz öğrenciyken fakülte dekanıydı. Demişti ki, çok enteresan bir, bu bilgi niteliğindedir sizin için. Demişti ki, dünyada iki öğretim sistemi, iki yüksek öğretim sistemi vardır. Birinci yüksek öğretim sisteminde öğrenci şehir hayatı içinde eğitilir. Alman sistemi ve Fransız sistemi budur. Türkiye'de bunu seçti. İkinci öğretim sistemi, yüksek öğretim sistemi kamp sistemidir. Ya da şimdi ne diyorsunuz? Kampüs. Kampüs sistemi, yerleşki sistemi. Burada öğrenci alınır, büyük bahçeler içerisinde binalara sokulur. Orada hem yatılı okurlar hem de üniversitelere gidip gelirler. O tarihte denildi ki gene bu sistem Anglo-Amerikan sistemidir. Ve Bülent de onu ileri sürüyordu. Biz öğrencinin, üniversitenin kendi içinde eğitilmesini istiyoruz. Bir yönden doğru. Neden doğru derseniz, bizim zamanımızda televizyon yok. Koca İstanbul'da 4 ya da 5 tane tiyatro var. Sinema var. Ama sinemalar, iyi filmler ancak 1 yıl, 2 yıl sonra gelir. Ben çok iyi hatırlıyorum. Grup halinde sinemalara gitmeyi, grup halinde tiyatrolara gitmeyi, yani öğrencinin doğrudan doğruya toplum içinde toplumsal seviyesinin yükseltilmesini bu şekilde amaca ulaştığı şeyler vardır, örnekler vardır. Böyle yaşandı o dönemlerde. Buna karşılık ilginç bir şey söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kitaplığı son derece zengindi. Örnek vermek istiyorum. Ben 1970'te ve 80'de Fransa'ya gitmiştim. 70'te Strasbourg'a gittim, 80'de Paris'e gittim. Her iki üniversitenin, abartmıyorum, her iki üniversitenin ceza hukuku kitaplıkları bizim kitaplığımızdan daha fakirdi. Ama 1965-66'dan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi de Türkiye döviz bunalımına girmeye başladıktan sonra yabancı kitaplar girmemeye başladı. Ve kütüphaneler gittikçe zayıfladı. Şimdi kütüphaneler, yeni kurulan fakültelerin kitaplıkları iyi değil. Bunu söylemek lazım. Hele Anadolu'daki üniversitelerin kitaplığı yok da diyebilirsiniz. Yani ben gene Konya'da öğretim üyeliği yaptım. Diyarbakır'da çok az süreli olmasına rağmen öğretim üyeliği yaptım. Ama kütüphaneleri açık söyleyelim yoktu. İnşallah şimdi çok gelişmiştir. Yani bugünün öğrencisi, onu söyleyeyim, bugünün öğrencisi daha demokrat. Daha demokrat. Toplum daha demokrat. Bundan ben çok hoşlanıyorum, itiraf edeyim. Hocanın yanına rahatlıkla gidilebiliyor. Size 1970'te Strasbourg'da yaşadığım hayatı anlatayım. Yüksek lisansa da giriyordum orada. Bir öğrenciye Profesör Üye isminde bir ceza hukuku hocasıydı. Bazı şeyler söyledi. Bir şey öğrenci dedi ki, sizin söyledikleriniz son derece yanlış dedi. Hatta dedi, gülmek geliyor içimden dedi. Böyle şey olur mu dedi. Bir baktım, hoca kızarmamış da ama sinirlenmemiş dedi. Sinirlenme. Bugün öğrenci öyle değil. Bugün öğrenci öğretim üyesiyle arkadaş gibi. Bu güzel bir şey. Ama bunu daha ileriye, daha ileriye götürmek gerekiyor. Evet. Evet hocam, siz anlatırken 1930'larda galiba Türkiye'de bir üniversite reformu oluyor ve evet, yabancı hocalar devri oluyor.
bu disiplinin, kütüphanenin zenginliğinin, mesela Hirsch'in anılarını okumuştum ben, Profesör Hirsch'in İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde kütüphanecilik anlamında bir yenilik kattığı söyleniyordu. Bu disiplin de oradan mı kaynaklanıyor, yoksa eski Darülfünun geneliğinden mi kaynaklanıyor? Nereden? İkisinden de. Bana göre ikisinden de. Siz yabancı hocalardan örnek verdiniz. Bakın bizde mesela Profesör Schwarz vardı. Biz ona yetişmedik. Ama Profesör Croza vardı. Fransız idi. Fransızca verirdi dersleri. Çok fazla sert değildi. Hirsch'ten söz ederler. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Profesör Hirsch İstanbul'a gelir. Yıl 1946-47 ve kütüphaneden başlar işe. Zaten Almanya'da, bakın, Türkiye ile Almanya'yı ayıran örneklerden biridir bu. Almanya'da bir yerde fakülte kurulurken önce kütüphane kuruluyor. Eksiksiz kuruluyor. Kütüphanenin inşaatı fakültelerden, üniversiteden önce yapılıyor. Ondan sonra insanlar içeri giriyorlar. Her neyse, ona girmiyorum. Şimdi 46-47'de Profesör Hirsch o dönemin doçentlerini ve birkaç tane, ama özellikle doçentleri ve asistanları toplamış. Doçentler içerisinde Sahir Bey var, doçentler içinde Nurullah Bey var ve Suli Bey var. Aşağı kütüphaneye inmişler ve orada Profesör Hirsch, bakın kitaplar şöyle dizilir, kitapları şöyle şöyle ayırmak lazım diye ayırırken, o tarihlerde bu tabloyu da bilmezsiniz. Benim çocukluğumda memurlar, Türkiye'de tekstil ürünleri çok pahalı olduğu için o dönemde ceketlerin yıpranmaması için kolların bileğinden dirseğe kadar siyah kolluk takarlardı. Profesör Hirsch aşağı indiği zaman kolluğu siyah bir kolluk, tıpkı ilkokuldaki kolluklarınız gibi, ve kitapları diziyor. Her zaman inerken de işte her dönmezer buyurun, her erman buyurun, her bay anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Bir gün Suli Bey canı çok sıkılmış, demiş ki efendim size karşı saygımız sonsuz ama biz buraya asistan ve doçent olarak geldik. Biz kütüphaneci değiliz. Burada sabahtan akşama kadar vaktimiz geçiyor. Demiş ki Profesör Hirsch, hayır demiş, yanılıyorsunuz. İlk defa kitaptan başlar demiş öğretim üyeliği. Tabii önce kitapları göreceksiniz, dizeceksiniz, numaralayacaksınız. Kitabı öyle seveceksiniz, emek sarf edeceksiniz ki kitabı koruyasınız. Yani ve bakın işte ben de sizinle beraber çalışıyorum demiş. Yani o dönemde kitaplık konusu bu şekildeydi. Ha, öğretim üyeliği, bazı yabancı öğretim üyelerinin çok sert olduğunu biliyorum. İçinizde tıp fakültesini okuyan yok. Mesela Profesör Hıra Frank'tan bahsederler. Dahiliye profesörü, çok ünlü bir hoca. Bu şekilde 30'a yakın hoca var. Eğer 2 gün önce kaybettik maalesef, Nihat Falay isimli İktisat Fakültesi'nde bir profesör arkadaşımız vardır. İlginizi çekerse, Nihat'ın yayınladığı bir kitap varmış. Onu da gazetede okudum. İstanbul Üniversitesi'ne gelen yabancı uyruklu hocalar diye. Ona bir bakmanızda yani şöyle bir fayda var. Tabii İstanbul Üniversitesi'ne çok şeyler katmıştır bu hocalar. Bunu ifade etmek lazım. Hatta öyle ki gene Profesör Hirsch Alman, İngilizce biliyor, Almanca biliyor. Türkçeyi Türkiye'de öğrenmiş. Rahmetli Reha Poro'yu anlatırdı. Reha Poro çok şakacı bir insandı ve çok güzel ders anlatırdı. Reha Bey derdi ki, Türkçeyi kitaplardan öğrendiği için bizim dahi bilmediğimiz kelimeleri bilir, bizim dahi konuşamadığımız, söyleyemediğimiz cümleleri söylerdi derdi. Yani hocalar böyle. Tabii bir de bilirsiniz, bunu son hikayem olsun bu. Profesör Hirsch daha sonra Ankara'ya gitmiş.
Ankara Hukuk Fakültesi'nde kara ticaret hukuku hocalığı ve orada kara ticaret kürsüsünü kurmuş. Türkiye'yi çok seven bir insan. Çok sevdiği için bir gün gelmiş Ankara. Atatürk'ün değil ama Atatürk'ün ya da İnönü'nün Türkiye'si demiş ki ben Türk olmak istiyorum. Demişler ki ciddi misiniz? Evet demiş ben Türk olmak istiyorum. Ve Türk uyruğuna geçmiş. Yalnız ilginçtir. Profesörken diyelim ki o tarihte ayda 2000 lira alırken veya 1500 lira alırken Türk olunca aylığı 400 liraya inmiş. Diğer türlü Alman olmanın tazminatını alıyor. Ama Türk olduğu zaman tazminatı almıyor. Şimdi burada esas anlatacağım şey komik bir şey. Bunu gitmişler dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e söylemişler. Demişler ki efendim Türkiye'nin taşını toprağını seven bir insan. Türkiye'yi seviyor. İnsanı görünce kucaklamak istiyor. Böyle bir insan Türk oldu. Maaşı 1500 liradan 400 liraya indi. Reva mı bu? Hasan Ali demiş ki demiş. Türk olmak kolay değil mi? Yani bu da böyle bir şey işte. Evet hocam bu süre zarfında yaşamınızın bu süre zarfında birçok stajyer avukatla çalıştığınızı biliyorum. Hatta salonda da var onlardan tanıdığım. Evet. Siz de görüyorsunuzdur. Stajyer avukatlar sizin yanınızda nasıl bir eğitimden geçerler? Onlara ofis içinde ne gibi görevler verirsiniz? Şimdi avukat olan bu meslektaşlarıyla ilişkileriniz devam eder mi, ediyor mu hala? Sizin staj yaparkenki koşullarınızla bugün staj yapan avukatlar arasındaki farklar neler? Son sorudan başlayayım. Stajyerlik çok gelişti. Yani sizler tabii ki eleştirdiğiniz, hoş bulmadığınız bir takım olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Beğenmediğiniz yönler olabilir. Ben avukatlıktan önceki dönemde ben asistanken staj yaptım. Burada gene aynı yerde o tarihlerde Oraloğlu tiyatrosu vardı. Tiyatro sahnesine kocaman bir masa koymuşlardı. Ve orada 6-7 sıra tiyatro sırası ve kürsüye bir emektar avukat çıkmıştı. Bazı şeyler söylemişti. Dinleyici kaç kişiydi? 10 kişi ya vardık ya yoktuk. Yani isteyen staj eğitim merkezi diye bir şey yok. Aklıma gelen isimleri de söylemeye çalışacağım. Staj eğitim merkezini bugünkü noktasına getiren arkadaşlarımızı. Ama o dönem bizim dönemimizde staj son derece önemsizdi. İnsanın genç çağında kaybettiği bir yıldı. Gidersiniz adliyeye, hakimler der ki hayır burada kalmayın, hiç gidin burada. Orada bir takım hoş olmayan sahneleri de görürdünüz. Katiple halk arasında, katiplerin hareket tarzları arasında. Hasılı staj yaparken avukatlığı artık ben yapmam diyen arkadaşlara rastladım. Bunu da söyleyeyim. Şu anda çok bir şey değişmemiş yani hocam. Efendim? O anlamda pek bir şey değişmemiş yani. ama şey yani şu anda bir kere şunu hatırlıyorum. Gül Erman, sonra Yücel Sayman, sonra tabii ki Kazım Kolcuoğlu, bu değerli arkadaşlarımız hepsi rahmete kavuştu maalesef. Bunlar staj eğitim merkezi diye bir de şu anda Paris'te adını maalesef unuttum. Şu anda Enis Coşkun, evet adını unuttuğum kişi oydu. Staj eğitim merkezi diye bir Turgut Kazan. Bunlar böyle bir merkezin kurulmasına ön ayak oldular ve kurdular. Bu güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Staj nasıl olmalı? O ikinci, yani bizim zamanımıza göre stajlar daha iyi yapılıyor galiba. Ben bir de kendi büromla karşılaştırıyorum. Ben bu şartlar içinde
stajımı yapmadım diyorum. Yani ben staj yapmamış bir insanım, onu söyleyeyim. Yani öyle. Nasıl olmalı diye düşünürken bana göre nasıl şimdi yüksek lisansı yapılıyor, nasıl bazı arkadaşlar doktora yapıyor, bence avukatlık yapmak isteyen de hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl fakültede, fakültelerde, baro ile işbirliği yapan fakültelerde derslere girmeliler, pratik çalışma yapmalılar, duruşmalara girmeliler, daha disiplinli olabilir. Ha şu soruyu sorarsanız maalesef bilmiyorum. Yabancı ülkelerde staj nasıldır onu bilmiyorum bakın. Onu bilemiyorum, itiraf edeyim bilmiyorum. Yalnız mesela Almanya'da şunu biliyorum. Stajını bitiren insanın avukatlık imtihanı çok zordur, onu biliyorum. Ama nasıl yapılır onu bilmiyorum. Şu var, ben şimdiye kadar bu benim avukatlık mesleğimin övündüğüm yönlerinden biridir. Öğretim üyesi olduğum için her yılın Temmuz ayı, Ekim ayı, Mart aylarında gencecik arkadaşlar gelirler, sizden bir staj yapmak istiyoruz derler. Ve çokçadır bu arkadaşlar, yani yaşı sayısı 15'tir, 20'dir, 30'a gelmez ama böyledir. Ve onların içinden maalesef bir seçme yaparız. Bugüne kadar 120'ye yakın avukatın cübbesini giydirdim ya da sanal ortamda giydirmiş oldum. Şeydir yani, hatta ilk zamanlar stajını bitiren avukat arkadaşlara, o zamanlar mer'i kanunlar vardı 6 cilt, mer'i kanunlardan bir seri alıp hediye ederdim. Ben stajyerle nasıl ilgilenirim onu söyleyeyim. Ben 6 ay gene de ilgili arkadaşın, genç arkadaşın adliyede staj yapmasından yana bir insanın bugünkü düzende. Şu var, hala adını andığım, rahmete çok genç yaşta kavuştu, Emre Saka isminde bir avukat arkadaş, birlikte Çanakkale'ye giderken, Çanakkale'de bir ceza davası almışken, bana demişti ki, ben duruşmaları izlerken çok şey öğrendim hocam demişti. Ondan sonra ben yıllarca, yani hemen hemen 2000 yılına kadar adliyede boş zamanında duruşmaya, herhangi bir duruşmaya girer, arka sıraya oturur ve orada dinlerdim duruşmayı. Duruşmayı dinlemenin şu faydası var. Bir, hakimi tanırsınız. İki, savcıyı tanırsınız. Üç, avukatı tanırsınız. Dört, avukatlık nasıl olur onu öğrenirsiniz. Yani evet, davanın ortasından girilir. Bakın davanın ortasından girilir. Anlamadığınız şeyleri. Ben bugün Orhan Apaydın'ın bir duruşmasını hala hatırlıyorum. Burhan Apaydın'ın bir duruşmasını tüylerim ürpererek seyrettim, dinledim. Onların şeyine girmeyeyim. Ama mesela ismi bu kadar büyük olmayan, soyadını hatırlamadığım Figen isimli, isminde söylüyorum, daha sonra tanıştım kendisiyle. Bakın, ben ondan çok şey öğrendim. Nasıl biliyor musunuz? Gencecik hanım, yaşı o tarihte 30 ya da 35. Ceza davasını yürütüyor. Hakimin karşısına çıktı, dedi ki, sayın hakimim dedi, biliyorum dedi. Her avukat gelir size, benim müvekkilim suçsuzdur der. Her avukat gelir, müvekkilinin ne kadar iyi bir insan olduğunu söyler. Hayır dedi, ben bunları söylemeyeceğim. Hakim dosyaya bakıyordu, bir anda dosyayı açtı, böyle baktı. Duruşmadan sonra, biraz sonra o hikayeyi de anlatacağım. Biraz sonra, duruşmadan sonra gittim, Figen Hanım'ı tebrik ettim. Ve dedim ki, bana bir şeyler öğrettiniz. Duruşmalarda çok şey öğrenilir. Ben çok duruşmaya katıldım.
Son zamanlarda katılamıyorum. Sebebi birincisi beyaz saçlarım. Çünkü arka sırada oturuyorum. Bunu söyleyen hakim bey de oldu ya da hakim hanım oldu. Ondan sonra gidemedim. Buyurun hocam, sizin dosya numaranız kaçtı? Hayır, dosya numarası değil, ben yalnız seyrediyorum dediğim zaman tuhaf karşılandı. Artık bir müddet sonra gitmemeye başladım. Şu var, anlatacağım hikaye şuydu, hep anlatırım bunu. Ben hikayesi bol bir insanım. Anlatacağım hikaye şeyin hikayesidir, Abraham Lincoln'un hikayesidir. Abraham Lincoln hukukçudur, avukattır. Önce onu söyleyeyim. Neden bunu anlatıyorum? Avukatlar birbirini sevmeli ve saymalı. Duruşma salonunda sevmeli ve saymalı. Duruşma dışında sevmeli ve saymalı. Avukatlık ancak çünkü sevgili arkadaşlar, avukatlıkta toplumun hastalıklarını sırtınıza yükleniyorsunuz. Avukatlığı yüklenmek kolay değil. Bütün toplumun bu tabiri mazur görün, hoş söylemeyeceğim onu, hoş olmayan yönleriyle karşılaşıyorsunuz. Onu duruşma salonunda tamam söylüyorsunuz ama duruşma salonunun dışında onu yürütmek doğru değil. Onu devam ettirmek doğru değil. Avukatın avukatla şeyi doğru değil. Anlatacağım hikaye şu. Abraham Lincoln, bilmiyorum yerini şeyini, Amerika'da bir eyalette avukat. Genç bir avukat ve o eyalette çok ünlü bir avukat var. Abraham Lincoln o avukatın girdiği duruşmayı, bir duruşmanın çok etkisinde kalır. Duruşmadan sonra gider, tebrik eder. Çok meşhur ve ünlü olan o tarihteki, o eyaletteki avukat hafifçe böyle yüksekten bakarak böyle geçiştirir, mütebessim bir çehreyle yoluna devam eder. Aradan yıllar geçer, Abraham Lincoln çok meşhur bir avukat olur. O önceki meşhur avukat daha sonra senatör olmuştur. Önceki meşhur avukat daha sonra yaşlanmıştır ve yetiştiği eyalete gelmiştir. Abraham Lincoln onunla bu sefer adliye salonunda değil ama bir miting alanında rastlar. Abraham Lincoln miting salonunda başkanlık divanı ya da mebusluk için veya senatörlük için alabildiğini konuştuktan sonra yanına yaşlı bir kimse gelir ve onu tebrik eder. Abraham Lincoln de onun eline sarılır, der ki yıllarca önce ben sizi tebrik etmiştim. Şimdi müsaade ederseniz 30 yıl önceki tebrikimi yeniden tekrarlıyorum. Sizden çok şey öğrendim der. Yani bana göre avukatlık bu. Avukatlığın, müsaade eder misiniz? Tabii ki hocam, estağfurullah. Avukatlığın şöyle menfi bir yönü de var. Onu size belirteyim. Türk halkı nedense avukatları sevmez. Bu bildiğim bir şey benim. Şimdi öğretim üyesi olarak herkesten çok saygı gördüğüm, herkesten çok sevgi gördüğüm, hatta bu sevgi ve saygı nedeniyle bazen duruşmaları kaçırdığım dahi olmasına rağmen avukatlıkta böyle değil. Hasım olduğunuz avukat size bakmadan gider. Hatta karşısında cezalandırılmasını istediğiniz sanık sizinle konuşmaz. Hatta kurtardığınız sanık sizinle konuşmaz. Uzun müddet bunu düşündüm arkadaşlar. Dedim ki yahu ben öğretim üyesiyken sevgi ve saygıyla karşılanıyorum. Ama avukatken hayır. Mesela bizzat yaşadığım olay yılbaşlarında o zaman içerisinde davalarını gördüğüm herkes telefon eder. Efendim sayın avukatım, sevgili avukatım, yeni yılınızı kutlarım. Tamam, teşekkür ederim. 3 yıl sonra o telefon gelmez o kişiden. Yani avukatlık böyle bir meslek, onu da söyleyeyim. Şimdi neden diye düşündüm. Bu neden olabilir? Avukatlıkta insanların hep unutmak istediği olaylarla ilgileniyorsunuz. O şahsı görünce o olayı hatırlıyorsunuz. Oysa
size bakan, selam vermeyen şahıs o olayı unutmak istiyor. Böyle bir çelişki var. Bunu lütfen aklınızda tutun. Yani ben bunu eski tabirle ben bundan muazzep olmuş bir kimseyim. Yani bundan şikayetçi bir insanım. Evet. Evet hocam, avukatlık uzun süredir yapıyorsunuz 1978'den evet. Bu yana. Evet. Hep ceza hukuku alanında mı çalıştınız? Onun dışında hiç başka bir dava türüyle ilgilendiniz mi? Hayır, ilgilenmedim. Neden? Yani çok sıcak bir hava içinde geçiyor konuşma. Onun için teşekkür ederim. Ben kendimi bilen bir insanım, birincisi. İkincisi, ben mütevazi bir insanım. Yani övgü falan değil. Avukatlığa başlarken dedim ki, Köksal, kardeşim sen ne biliyorsun? Ceza hukuk. Başka alanlara girme dedim. Yani medeni hukuk, boşanma, hele icra. Hayır, yani bu benim alanım değil. Sonra ben hala şu anda bile, bakın şu anda büyük bir sevinç içindeyim. Dersleri de böyle bu psikoloji içinde veren bir insanım. Dolayısıyla bilmediğim bir şeyin ben üstüne gitmeyeyim dedim. Ve ayrıca üniversitedeki dersleri takip edeyim. Bırakın takip etmeyi. Kendi derslerime gireyim. Aksi halde medeni hukuk davasını alırsanız, aksi halde vakıf davasını alırsanız, boşanma davasını alırsanız, başka büyük bir bilmediğiniz alandaki davayı alırsanız, o zaman başka bir avukata sorarsınız, kitapları araştırmaya başlarsınız, sizin yazılarınızı hoş karşılamayan hakimlerle, savcılarla karşılaşırsınız. Dedim ki, alanını genişletme, bu alanda kal. Ve hakikaten öyle oldu. Ve ceza hukukunu da sevdim. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla bu nedenle mesela medeni hukuk avukatlığı yapmak zordur. Bir hafta süre var. Bir haftada cevap vereceksiniz. 8 gün olduğu zaman kaçırırsınız. Oysa cezada bu kadar çok süre yok. Hele icrada gün başına süre var. Yani icra avukatı yarış atı gibi koşacak. Medeni hukuk avukatı o da öyle. Kolay değil. Yani bir insan hem profesör, hem doçent, hem tezini hazırlayan kişi, hem sınıfta öğrencilerine 2 kelime sarf etme gayreti içinde bulunan insan olamaz dedim. Ve böyle devam ettirdim hayatımı. Evet, böyle oldu. Evet. Peki, hocam malum teknolojiyle birlikte hukuk mesleğinin yapılış şekli değişiyor. Ceza hukuk alanında yeni suç tipleri, soruşturma usulleri, metodolojik farklılıklar var. Yapay zeka, robot avukat, hakim savcı olabileceği tartışılmaya başlandı. Sizce ceza hukuk alanında bu mümkün mü? Yani ceza hukuk alanında özellikle vicdani kanaatle hakimler bir karar veriyor değil mi? Hukukçular ona göre değerlendiriyor delilleri. Bu olabilir mi? Gelecek için ne öngörüyorsunuz? Evet, bu konuşmamız geçmişten geleceğe gibi oluyor. Gene 1960'ların, 70'lerin Türkiye'sinde bir tartışma konusu olurdu, bir makina. Şimdi bazen televizyon dizilerinde görüyorum. Yalan söyleme makinesi. O tarihlerde Amerika'da bulmuşlar. Tanıkları ya da sanıkları sokuyorlar o makineye. Makine eğer bir takım tepkiler veriyorsa yalan söylediği tespit ediliyor. Aksi halde tespit edilmiyor. Bundan ilham alan Faruk Erem, hiç unutmam, bir makale yazmıştı. Elektronik tabii tabiri dahi yok o zamanlar. Yani bilgisayar tabiri de yok. Bir takım modern araçlar ve sanığın durumu diye bir böyle bir basit bir makale yazmıştı Faruk Bey. Güne çok uyma gayreti içindeki öyle bir insandı Faruk Bey. Yani bizim zamanımızda bunlar bilinmezdi. Ben o kadar bu söylediğiniz şeylere yabancıyım ki bazen mesela stajyer arkadaşlara, ben çünkü öyle yaşadım. Ben çantamı alırdım. Adliyede kalemden kaleme giderdim. Şu dosya ne oldu? Şu evrak geldi mi? Şu dosyada Yargıtay'a gidecekti, gitti mi?
şurada nedir? Hatta bazen hakimden dosyayı istettirirdim, bakardım. Bana göre avukatlık hala dosyaya gitmek fiziken, şimdi siz fiziken tabirini kullanıyorsunuz, fiziken dosyaya ulaşmak, dosyada evrakları açmak, okumak ve ona göre ilerlemek. Şimdi mesela stajyerlere diyorum ki gidin, koşun, bakın dosyalara. Onlar da diyorlar ki efendim UYAP var. UYAP nedir? UYAP'ı bilmiyorum. Nasıl giriliyor bilmiyorum. Çocuklar girin buna. Bilmiyorum. Onlar giriyorlar, ben giremiyorum. Ve bana göre ben diyorum ki kendi kendime artık giderek ayrılma dönemi geçti. Başımdan geçen şöyle bir olayı anlatayım. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyim. O sırada kaçakçılık davalarına bakan ünlü bir hakim var. Yahya Bey. Yahya Okur. Bakın soyadını, adını, soyadını biliyorum. Yani önüne çok sert bir insan değildi ama hukuku çok iyi bilen bir hakim. Bir gün gittim. Bir kaçakçılık davası vardı. Bir mobilya kaçakçılığı. Dosyaya baktım. Kendime göre dedim ki tıpkı bir ilkokul çocuğu gibi. Dedim ki ya bu ne biçim şey dosya dedim. Karman çorman olmuş dosya dedim. Kendime göre tarihleri bilir kişilikte yapıyorum ya, az çok bir belirli bir şeylik var, şımarıklık var. Ondan sonra katipler göz yumdu. Kendime göre dosyayı şey yaptım. Düzenlediniz. Ertesi günü Yahya Bey'in önünde duruşma var. Yahya Bey açtı dosyaya baktı, dedi ki çağırdı bir şeyi, mübaşiri. Oğlum dedi, kim karıştırmış bu dosyayı dedi. Berbat etmişsiniz bu dosyayı dedi. Size kaç kere söyledim bu dosyayı kimseye göstermeyin diye dedi. Veyahut da böyle olur olmaz yerlere, kişilere göstermeyin diye. Yani bizim avukatlık anlayışımız bu. Şimdi mesela yaşadığım bir örnek, bir kanuna bakmak gerekir. Mesela ben arkadaşlara diyorum ki şu kanunu getirin. Benim beklediğim kitap halinde kanun gelecek. Hayır, bilgisayara giriliyor, yazılıyor, oradan kanun kas sayfası çıkarılıyor ve ben bağırtılar içindeyim. Yahu bu kanun bu kadar geç mi getirilir, ne oluyorsunuz? Ama yani ben bunlara alışkın değilim. Ha gelelim şeye, elektronik beyin değil mi? Evet. Bunu kısmen bana göre ki bununla ilgili bir örnek de vereceğim ama elektronik beyinle ilgili değil. Bana göre hakimin ve savcının işlerini hayli kolaylaştıracak. Hangi işlerini? Hazırlık işlerini. Hakim boş yere yazı yazmayacak. Kimlik bilgilerini istemek için yazmayacak. Bir takım evrakları istemeyecek. Yani hazırlık çalışmaları için bence bu robot beyinler ve robotlar olayı hakikaten çok şey yapacak, çok hafifletecek. Ama gene de o hakimin vicdanı var ya, onun ortadan kalkacağına pek inanmıyorum. Pek inanmıyorum ve buna da alışkın değilim. Yani ben elektronik beyin nasıl oluyor, üstünlükleri nelerdir, zayıflıkları nelerdir, bunu bilmiyorum. Yalnız mesela Batı daima bu gibi şeylerin ilk hazırlıkları içinde. Belçika'da bir duruşmada bulundum. Türkiye'de olmayan bir şey. Hala olmayan bir şey. Sizler gibi duruşma salonunda 4 ya da 5 sırada avukatlar var. Hakim geldi. Dedi ki şu dosyadaki avukatlar boş yere oturmayın dedi. Evraklarınız gelmedi, çıkabilirsiniz dedi. Şunlarla ilgili siz de çıkabilirsiniz dedi. Ve sadece birinci sıradaki ya da ikinci sıradaki 4-5 avukat ancak sizlerle duruşma yapabilirim dedi. Yani elektronik beyin Türkiye'de belki 10 sene sonra bunu getirecek. Belki getirecek ama bilmiyorum. Onu ifade edeyim. Bilmiyorum. Alışkın da değilim. Yani ben
sizler gibi, ha şunu söyleyeyim, sizler gibi bilgisayar eskiden aşina denirdi buna, aşinası değilim, bilgisayar dostu değilim, ancak yeni yeni öğrenmeye başladım maalesef. Sizler çok yüksek bir ayrıcalığa sahipsiniz. Elinizdeki bilgisayarın değerini bilin. Şimdiden onu sistematize etmeye başlayın. Önemli Yargıtay kararları. Şu konuyla ilgili önemli Yargıtay kararları. Şöyle böyle falan filan diye nasıl lisede defter tutuyorsanız hukukla ilgili bilgisayarınızı daima yanınızda taşımak üzere bilgisayarınızı ona göre donatınız. Siz bu silaha sahipsiniz. Biz değiliz. Hayır, biz değiliz. Siz bu imkana sahipsiniz arkadaşlar. Evet. Peki hocam, hocalık, hukuk mesleği ve avukatlık dışında ilgi alanlarınız neler? Müzik, spor ya da başka bir ilgi alanınız var mı? Şöyle, hocalık dışında çok fazla yok. Ben biraz önce söylediğim gibi, yani hala rahmetli anıyorum. Suli Bey, Sahir Bey, hatta Nurullah Bey. Öyle çalıştı ki 10 saat, yani duraksız değil tabii ama 10 saat çalışabilirdik. Onun için kitap okumanın zevki tek benim hukuk dışı meşgalem. Bir de şu var, ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray Lisesi ayrı bir lisedir. Bizim evimiz gibidir. Galatasaray Lisesi'nde ben okuma odasına baktım. 3 yıl. 10. sınıf, 11. sınıf, 12. Ben kitap dostu olarak büyüdüm. Cumartesi, pazar günleri benim önemli işim eşimle beraber kitapçı dolaşmak, kitap almak ve onları eve getirmek. Bazen onları okumak, bazen okumadan seyretmek. Yani ben daha çok hukuk dışında kitap okuyan bir kişiyim. Bir takım şeyler yazan bir insanım. Tabii özel hayatım ama olsun, çocukluğumu yazan bir küçücük 40 sayfalık bir şey yazdım bu hukuk dışında. Sonra akrabalarımı yazan gene 40 sayfalık, 50 sayfalık bir küçük broşür yazdım. Biz Galatasaray Üniversitesi'nde kapı yaptırdık. Galatasaray Lisesi'nden 1960-61 mezunları o kapının öyküsünü yazdım. Bir çeşit hesap vermeydi. Bu gibi şeylerim var. Eskiden şimdi yeniden başlıyormuş, bunu bilmiyordum. Son Cumhuriyet'in bir cumartesi sayısında gördüm. Bizim gençliğimizde şiir matineleri vardı. Şimdi yok. Şiir matinelerinde Özdemir Asaf, şiir matinelerinde Haldun Taner, şiir matinelerinde Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör, bunları dinlemiş bir insanım ben. Dolayısıyla bir takım şiir matinelerinde de Galatasaray Lisesi mezunu olarak ben de çıkar, şiirler okurdum ama şiir yazdım mı? Hayır, yazmadım. Yani şiir kitaplarım hayli fazladır ki yazılmış değil. Roman okurum, hikaye okurum. Hukuk dışında hep bunlarla uğraşıyorum. Ha, gene şimdi mesela avukatlık dışında kitap yazıyorum. Hukuk kitabı yazıyorum. Şimdi büyük bir heyecanla 11 yıl güncel hukuku çıkardım. Hatta Aydın Bey dedi ki, Aydın Doğan, ya hoca sen de gazeteci olup çıktın dedi. Öyle konuşur. Evet dedim. Yani severek yaptım çünkü. 11 yıl aralıksız bu ülkede aylık hukuk dergisi çıkardım. Bu önemliydi. Onun dışında işte Türk Ceza Hukuku Derneği çok zamanımı aldı. Türk Ceza Hukuku Derneği'ne üye olmanızı hararetle tavsiye ederim. Yani dolayısıyla gelişmenizi sağlarsınız. Biz Türkiye gibi bir ülkede bundan 10 yıl önce Dünya Ceza Hukuku Kongresi'ni yaptık. Bu önemli bir şey.
Bunları hep yaşadığım için çok memnunum, onu ifade edeyim. Yaşamanın güzelliğini hakikaten tadarak hayatımı sürdürdüm. Evet. Peki, son sorum olsun hocam. Sonra belki salondan da sorular alırız. Vardır mutlaka soruları. Evet. Geleceğin hukukçularına tavsiyeniz nedir? Ne olur? Göksal Bayraktar şu anda stajyer avukat olsa, yani kendinde gördüğü bir eksiklik var mı? Ne yapar? Hangi yönünü güçlendirir? Geçmişteki, yani o 1965'lerde sanırım yapmışsınız, evet, staj. Bugün stajyer avukat olsanız kendinize ne gibi yatırımlar yaparsınız? Ne gibi tavsiyeleriniz var genç meslektaşlarımıza? Tabidir ki çok okumak. Tabidir ki çok okumak. Bilgisayarda okumak, şurada okumak, burada okumak ama çok okumak. Güncel hukuku yaşadığım şu olayla çıkarmaya başladım. İsviçre'deyim. Uluslararası bir kongreye katılıyoruz. Asansörde 3 kişiyiz. Bir Alman profesör, bir İsviçreli profesör, bir ben. İsviçreli profesör cebinden çıkardı, hukuk dergisini okumaya başladı. Ben de dedim ki, çok mu enteresan okuduğunuz şey dedim. Evet dedi, yeni çıkan bir federal mahkeme kararı dedi. Orada karar verdim Türkiye'de bir hukuk dergisi çıkarılması için. Çok okumak lazım. Gene adını bildiğiniz bir kişiyi söyleyeyim. Halide Edip Adıvar'ın kocası Adnan Adıvar. Adnan Adıvar tıp tarihi profesörüymüş zamanında. Aynı zamanda felsefeci. Yeğeni benim yakın arkadaşımdı, rahmetli oldu Yusuf Ilgın. Bir de Yağız Dağlı, avukattı o da. Onlar yeğenleriydi. Yaş günlerinde kitap armağan edermiş. Kitabın üzerinde sadece iki kelime yazılı. Oğlum Yağız'a ya da oğlum Yusuf'a okuması için. Okumak bu kadar sihirli bir meşgale. Yani çok okumak lazım. Çok bilgisayar çalışın. Yani bilgisayar üzerinde çok kendi suyunuz, ekmeğiniz gibi olsun. Şimdi avukat olsam, ben avukatlığı dediğim gibi severek yaptım. Şimdi arkaya dönüp de keşke demiyorum avukatlıkta. Gene tuhaf bir şey söyleyeceğim. Tuhafınıza gidecek. Aranızda siyasetle ilgili arkadaşlar da var. Ben 1963-65 arasında Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda çalıştım. Gençlik Dış Münasebetler Komisyonu'nda. Hele son sınıfta 1965'te Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Dış Münasebetlerinde çalıştım. Ve orada siyasetten teklif geldi. Bazen diyorum ki, ya Köksal, siyasetçi olabilirdim. Yani olabilirdim pekala. Bazen içimden o geçiyor. Ama olamazdım herhalde. Çünkü tabiatım ona müsait değil. Avukatlıkta tabii bir İran atasözü var. Bunu aklınızda tutun. Kader ya da talih, kaderini iyi kullananlara mahsustur. Ya da iyi kullananlar onu, kaderlerini talihe çevirir derler. Ben çok büyük davalara girdim. Ama onu kısmen talihim haline getirmedim. Getirmediğim için de memnunum, onu ifade edeyim. Avukatlıkta bazen şu var sevgili arkadaşlar. Önünüze bir çuval içinde cumhuriyet altını verebilirler. Evet diyeceksiniz ya da hayır diyeceksiniz. Hangi alanda evet diyeceğinizi, hangi alanda hayır diyeceğinizi bileceksiniz. Ve sonra keşke demeyeceksiniz. Yani ben İstanbul Barosu'na mensup olmakla, İstanbul'da avukatlık yapmakla, onu da söyleyeyim. Biz avukatlar nedense bilmiyorum, yanlış mı söylüyorum, İki avukat yan yana gelince hakimleri ve savcıları hep şikayet ederiz. Hayır, onlar değil, öyle değil. Biz ne kadar zorluk altındaysak, hakimler ve savcılar da o kadar büyük zorluklar altındadırlar. Onu da
düşünmek lazım. Onların da büyük ama büyük dağları devirmeye çalıştıklarını da hesap etmek gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar hemen hemen. Evet, çok teşekkürler hocam. Evet, benim hocama soracağım başka bir sorum yok. Salondan soruları alabiliriz. Mikrofonları uzatacaklar. Söz isteyenlere söz verebiliriz. Evet, burada bir hanım arkadaş. Evet. Peki, pardon. Feyzullah şeyi getiriyor. Evet. Üstad hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bugün benim iki tane müvekkil görüşmem vardı. Dün gece bizim burada bir seminer olacağını öğrendim ve onları ileriye atıp koşa koşa size geldim. Teşekkür ediyorum tecrübelerinizi paylaştığınız için. Tabii ki konuşma esnasında bölemedim ama iki tane şeyi sormak istiyorum. Birincisi Faruk Erem'in makalesi demiştiniz. Bu makalenin ismini söylerseniz ben çok merak ettim. Araştırmak i̇smini, istiyorum. İsmini bilmiyorum ama... Elektronik terimini kullandığını zannediyorum. Faruk Bey'in tabii ki çok kalın ceza hukuku, usul hukuku kitapları vardır. Küçücük, ufak broşür şeklinde şunun yarı boyutunda yazdığı makaleler de vardır. Ve onları yıl başlarında öğretim üyelerine dağıtırdı, gönderirdi. Onu hatırlayamıyorum maalesef. Tamamdır. Hatırlayamıyorum. Teşekkür ceza ederim. Ceza avukatının anları vardı galiba. Bir ceza bir hikaye o, tabii. Tamamdır. O klasik zaten herkes evet. Biliyor. Adidedir. İkincisi bir Figen Hanım duruşmada size bir şey öğretmiş, onu aktarmışsınız ya duruşma izlerken. Ben de bunu çok değerli buluyorum ve şunun devamını merak ettim açıkçası. Buraya gelir herkes söyler, müvekkilim suçsuzdur. Ben yapmayacağım diye bağlıyor ya, şunu merak ettim. Ben yapmayacağım diye bağladıktan sonra nasıl bir savunma usulüyle gitti? Yani kötülüklerini söylemeyecek tabii ki ama o sıra dışı yaklaşım nasıl etki etti geri kalan savunmaya? Teşekkür ederim. Müvekkilini övmedi. Ama suçu işlemediğini bir takım unsurlarla anlattı ama o giriş müthişti. Aha. Yani onu söyleyeyim. Hocam orada şeyden mi etkilendiniz? Yani hakim belki dikkatli dinlemiyordu ve onun dikkatini kendine yoğunlaştırdı. O bir yöntemi yani öğrendim dediğiniz şey, öğrendim yani, dediğiniz şey o muydu? Yani olabilir, ben... olabilir. Belki güzel bir başlangıç o sırada. Bilemiyorum onu. Bakırköy avukatlarındandı. Hı. Belki hakimi o yönden de tanıyordu karakterini. Onu bilmiyorum ama dedim ki ne güzel bir giriş bu. Yani bazen tabii hakim bunları geçin efendim. Yani vakit harcıyoruz da diyebilir yani. Hı. Onu da söyleyeyim. Evet. Tamam. Üçüncüyü soracağım müsaadenizle. Konuya dairdi bunlar. Şimdi ben de mesleğimin başından beri ceza hukukuyla ilgileniyorum. O yüzden sizi dinlerken aynı şekilde ben de hissediyordum ve yanlış mıdır, doğru mudur uzmanlaşmayı değerlendirirken sizle beraber bu kişiliğin hani ceza hukukunu yapma ve tek bir alan seçme konusunda doğru olduğunu gördüm. Bu çerçevede ben şunu merak ediyorum. Çok genç bir avukatım. Ceza yapıyorum, para kazanıyorum buradan ama siz üstadların tecrübesi, bu konuyla alakalı eski mahkemeleri görmeniz, yani birkaç yılda bile edindiğim tecrübeyi gördüğümde sizinle bir saat sohbet etmek, burada bulunmak bile benim açımdan çok kıymetli. Sizin kendinizi haricinde dönemde avukatlık yapan, yapmış hangi avukatları, yine söylüyorum kendiniz haricinde başarılı buluyorsunuz? Birkaç isim verme şansınız var mı acaba? Biraz önce söyledim, kusura bakmayın. Yani aklıma gelenler tabii niceleri var. Burhan Apaydın müthiş bir avukattı. Orhan Apaydın öyle. Orhan Apaydın daha sakin bir avukattı. Bizim hocamız Selahattin Suri Bey, Sahir Erman, bunlar, Kemal Kumkumoğlu. Yani destan avukatlar bunlar. Bizim dönemimizin başka, şu anda aklıma gelmiyor ama böyle. Evet. Teşekkür ederim. Üniversiteden gelmeden Yıldırım Akın isimli bir avukat vardı. Eşi de avukattı. Soyadı Yıldırım Akın ama adını bilmiyorum. Bizden bir sınıf öndeydi bu kişi. O da önde gelen avukatta. Tabii ki Turgut Bey, Turgut Kazan. Turgut Kazan yani yaşayarak avukatlık yapar. Hı hı. Hala da öyledir. Evet. Öyle yani. Tamam. Teşekkür ediyorum. Arkaya şöyle satalım. Hocam merhabalar. Recep Bey size de teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi yaptınız. Ama ben, sizleri de tanıyalım. İsminizi de söylerseniz İsmim evet. Mehmet Eren Yaşar.
Hocam ben sizin kütüphanenizi de, sizin isminizi taşıyan bir kütüphanede stajımı yaptım. Ve o kütüphanede dediğiniz gibi sadece hukuk kitabı değil, felsefe, edebiyat, sosyoloji birçok kitap vardı. Ve bu soruyu size sormak benim uzun zamandır aklımda. Niçin felsefeciler veya siyaset bilimciler, hatta psikanaliz uzmanları ceza hukukuyla özel olarak ilgileniyorlar herhangi bir hukuk dalından başka? Mesela Albert Camus'un ölüm cezası üzerine ile ilgili yazdığı bir kitap vardır. Veya Michel Foucault'un veya Jean-Paul Sartre'ın veya Clayston. Niçin bu insanlar, bu entelektüeller özel olarak ceza hukukuyla ilgili konuşuyorlar? Çok doğru. Benim eksik bıraktığım şeyi sordunuz. Bu soru biraz gelecekten geçmişe giden bir soru oldu. Geçmişten geleceğe değil de merak ediyorum görüşünüzü. Onu söylemeyi unuttum. Önce onu söyleyeyim. Bana göre de tabii ki bir avukat ama ceza avukatı olarak konuşuyoruz. Psikoloji, arkadaşlara da hep bunu söylüyorum. Sosyoloji bunları bilmek durumundadır. Onun dışında tabii İyi roman okumak, iyi hikaye okumak. Gene eskiden bu vardı, bakın onu sordunuz. Ben mesela birkaç avukatta bunu görmüştüm. Savunmasını yaparken ne bileyim ünlü bir şairden iki mısra okur. Bu önemli. Yani genel kültürü geniş olacak. Bazı müvekkillerimde bunu görürüm ben. Benimle konuşur. Arkasından giderken der ki, şimdi beni çok rahatlattınız, çok teşekkür ederim deyip gidiyor. Bunu yapabilmek için psikolojiyi bilmeniz lazım. Yani psikoloji tabii kitaptan öğrenilir ama bir de insanla hep uğraşmak, iyi şeyler öğrenmek, iyi şeyler okumak, hep iyi şeyler okumak maalesef. İnsanı daha ileriye götüren iyi şeyleri içinde bulunmak, bunlar güzel şeyler ve ceza hukukuyla ilgili bunlar. Katılıyorum buna. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Arkaya buyurun. Hemen uzatalım. Bir arkanız. Hocam hoş geldiniz. Ben de sizi ayrıca Yeditepe Üniversitesi'nden tanıyorum. Dersinizi almamıştım ama amfilerinizde dersinizi... Biz sizi tanıyalım ama önce. Avukat Tunçap Aydın. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Size iki tane sorum var. İlk olarak hukukta bir ezbercilik ve şablon döneminin başladığını düşünüyorum da. Hani dediniz ya iki avukat bir yere gelince hakimleri eleştiriyor diye. Evet. Ben de bir hakim eleştirisi yapacağım. Özellikle hakimlerde tutuklama kararları mesela çok şablon oluyor. Bunların gerekçeli olması lazım, olmuyor. Mesela gerekçeli kararlarda. Bunların cidden gerekçeli olması lazım. Dosyanın özünden ruhuna dokunması lazım. Bunu göremiyoruz. Ya da savcıların mütalasında hani sadece birkaç maddeyi tekrarlamak da geçiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu benim görebildiğim ve bilebildiğim kadar Türk hukuk uygulamasının en zayıf yönlerinden biridir. Çünkü Türkiye, Türk halkı çok anlaşmazlık yaratan bir halktır. Çünkü biz hep başkalarıyla kavga ederek yaşayan bir halkız. Bu nedenle birinci şey, hakimlerin önüne yüzlerce, binlerce dosya geliyor. Yargıtay'ın önüne binlerce dosya geliyor. Şimdi bir Yargıtay üyesi ki kocasıyla ben Konya'da hukuk fakültesinde beraberdim. Ondan cesaret alarak dedim ki, yani Fransa'da mahkeme, ki Fransa'da öyledir. Gene anlatmadığım olaylardan biri. Fransa'da mahkeme kararları sayfalarca devam ediyor. Ve öğrenci o kararları okuyor. Öğrenciye o kararlar soruluyor. Öğrenciye o kararı eleştirmesi, tartışması söyleniyor. Yargıtay, sizin kararlarınız böyle değil demek cesaretinde bulundum. Haklısınız hocam dedi. Ve dedi ki ama biliyor musunuz dedi. Ben buradan iki ya da üç bavul dosyayla eve gidiyorum. Hatta biz de öyle dosyaları yükleniriz ki. Çünkü Yargıtay'da çalışabilme imkanı yok demişti.
eve götürürüm ve evde hani yemek masamın önünde ben dosya okurum, dosya çalışırım. Genellikle Anadolu'daki hakim ve savcılar bundan 20 yıl önce böyle çalışırlardı. Ve otomobilin arka bagajını yüklenen dosyalardan kapatamayan hakim ve savcılar var demişti. Dolayısıyla Türk Yargıtayı bunu şey yapamıyor, üretemiyor. Yani Türk Yargıtayı, Türk Adliyesi ve buna bağlı olarak da Türk Avukatı. Gene yani Çetin Bey benim çok sevdiğim bir kişiydi, bir hocamdı. Yani bir dilekçe yazardı, 40 sayfa, 50 sayfa. Yani saatlerce yazardı. Sanki şeye tutulmuş gibi, yani bir krize tutulmuş gibi yazardı. Şimdi büroda benim böyle bir arkadaşım var, Dilek Hanım. O da müthiş dilekçe yazıyor. Ya Dilek, bu kadar uzun yazma. Diyorum ona, ya avukat da bir süre sonra buna alışıyor. Çünkü Türkiye'de maalesef yargıya çok ama çok iş geliyor. Avukatların da bu çok işten kendi paylarını aldığı görülüyor. Türkiye'deki sistem, bir de bu aklınızda olsun, Kara Avrupası sistemi, kanun maddeleriyle yetinen sistem, yani kanunla yetinen sistem, Anglo sistem, Anglo-Sakson sistemi ve Amerikan sistemi, Kanada sistemi, mahkeme kararlarına dayanan sistem. Bir davayı kazanmak için giriyorsunuz mahkemenin şeyine, arşivine. Eskiden, şimdi 2024, 2010, 1999, 1980, 1960, 1940, o tarihlerde verilmiş benzer olaylarda mahkeme kararını arıyorsunuz. Ve onu getirip hakimin önüne koyduğunuzda davayı kazanıyorsunuz. Amerikan sistemi bu. İngiliz sistemi bu. Türkiye'de böyle değil. Ben gidiyorum avukat olarak, efendim ceza genel kurul kararı böyle. Hiç kimsenin önemsediği yok. Halbuki o ceza genel kurulu ne kadar önemli karar çıkıyor, ne kadar zor karar çıkıyor. Ama ne bileyim, Adapazarı'ndaki hakim önemsemiyor bunu. Önemsemiyor. Hele Adapazarı'ndaki hakime, efendim Sakarya Asliye Ceza Hakimi böyle karar vermiş deyince hiç önemsemiyor. Çünkü sistem o değil. Sistem o değil. İsmini unuttum. Şimdi aklıma geldi. Arthur Halley diye çok ünlü, bizim dönemimizin bu 4-5 tane çok satılan kitabının yazarı. Kanada'da bir hakimi anlatıyor. Şimdi hakimin karşısına bir göçmen gelmiş, Kanada'ya iltica edecek. Zayıf, incecik şu bu. Hakimi, o göçmenin yanındaki avukat, acemi bir avukat. Hakim o göçmene acıyor ve diyor ki kendi kendine, neden böyle bir avukat tuttu? Neden bu mahkeme kararını söylemiyor? Neden bu mahkeme kararını söylemiyor? Ben bunu yurt dışına çıkartacağım diyor. Romandaki parçaları size söylüyorum. En sonunda o hakim gidiyor. 20 sene önce alınmış bir kararı buluyor. Ve o acemi avukata telefon edip kendi kimliğini saklayıp diyor ki şu kararı, şu mahzende, şu şeyde, rafta bulun, şu kararı mahkemeye gidip söyleyin diyor. Ve böylece o avukat geliyor, o kararı söylüyor ve o davayı kazanıyor. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de bildiğiniz gibi yalnız içtihadı birleştirme kararları bağlayıcıdır. Diğer kararlar değil. Böyle. Yani bizim sistemimiz maalesef böyle değil. Ondan. Bence ondan. Evet. Hocam, bundan da olabilir mi? Yani yazılı kültüre sonradan geçmek.
ne bileyim mesela avukatlık mesleği çok sonradan, evet. 1880'lerde falan daha önce ayak kavafları falan denilen, tabir edilen, belki de avukatlığa olumsuz bakılan, Türkiye'deki nedenler olan kişilerin yaptığı, böyle hani tez, antitez, sentez çok sonra geçen ve batıdan evet. iltibas edilen, yani aşağıdan toplumun kültüründen gelen bir şey olmadığı için belki de yeterli gelişimi henüz sağlayamamış olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Bununla ilgili özür dilerim. Bir romanda okudum ya da bir hikayede okudum. Cezayir'de olay geçiyor. Aynı söylediğimiz gibi. İki Cezayirli köylü bir arsa çatışması var ve mahkemenin önüne çıkıyorlar. Cezayir artık Osmanlı egemenliğinden çıkmış, Fransız hegemonyası içine girmiş. Şehre gidiyorlar kendi atlarıyla ya da develeriyle. Hakim dosyayı açıyor. Şunun getirtilmesi, şunun getirtilmesi, şu kararın bakılması, şu bu. Köylerine dönüyorlar. Tekrar geliyorlar aynı şehre. Tekrar aynı şeyler. Aylarca, yıllarca bu soruyor, sürüyor. Ve hep aynı hakim. Şunun getirtilmesi, bunun getirtilmesi, şu dilekçenin okunması, şu bu. Sonunda köylülerden biri yanındaki köylüye dönüyor. Diyor ki, ah diyor. Osmanlı'yı nasıl özlemezsin diyor. Gitseydik, kadı olsaydı bir duruşmada işimiz tamamdı diyor. Bir, ama şey böyle. Evet. Buyurun, zaten almışsınız tırtıl. Yo, sorsun, sonra da diğer arkadaşa Levent Bey'e verelim. Evet. Tamam tamam, fark etmez. Sizin sesiniz gürdür Sayın Tırtıl. Ayağa kalkarsanız duyarız. Teşekkür ediyorum. Mustafa Tırtır ismim. Recep Bey size ve SEM yürütme kuruluna. Şimdi ben de hocamın stajyerlerindendim. Önce şeyi söyleyeyim hocam. Mer'i kanunlar nedir? Belki arkadaşlar onları bilmeyebilir. Mer'i kanunlar şu arkadaşlar. Önceden internetin olmadığı zamanlarda hocam bütün yani stajyerlerine Mer'i kanunlar diye 15 ciltlik kitap hediye ederdi. Bana da hediye etmiştiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle, mesela Türk Ceza Kanunu mu arıyorsunuz? Açıyorsunuz kanunu, oradan fotokopi çekip dosyaya koyuyorsunuz. Hocam bunu bana hediye etmişti. Bunu... Birincisi öğretim üyeliğinin sağladığı ayrıcalık diyeceğim. Yani kalabalık karşısında konuşmaya alışkın bir insanım. Ve bunu tabii İstanbul Üniversitesi'nde maalesef sizler dinlemediniz. Benim hiç unutamadığım iki hoca vardı. Biri Sahir Erman. Bir İtalyan aktörü gibi konuşurdu. İkincisi de Selahattin Suudi Tekinay, İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı. Çok güzel konuşurdu. Selahattin Suudi Tekinay'dan ben 4 yıl ders aldım, medeni hukuk dersi. Bunlar
muazzam hocalardı. Yani çok güzel konuşan insanlar. Selahattin Suhri Tekinay babası vefat ettiği gün derse gelip ders vermişti. Ve sınıfta çıt çıkmamıştı. Ayrılırken de size çok teşekkür ederim arkadaşlar deyip ayrılmıştı. Yani tabii bunları insan yaşayınca başka bir şey oluyor. Bunu ifade edeyim. Yani konuşma şeyim benim için böyle onu belirtmek isterim. Hiç unutamadığım bir dava itiraf edeyim çok yok. Onu söylemek isterim. Yani çok yok. Yani bir müddet sonra insan şey de yapıyor. Unutuyor da ama özellikle ceza davalarında beraat kararı aldığınız zaman onun şeyini yıllarca yaşarsınız. Unutamadığım bir olay şu. Gene bir mobilya kaçakçılığı, gene Yahya Okur'un önünde bir duruşma ve yazık Almanya'dan gelmiş 17 yaşında bir hanım, bir kızcağız. Almanya'da yaşamış Türk işçisi. Şimdi o tarihlerde yurt dışından mobilya falan getirmek yasak. İstanbul'daki büyük mobilya mağazalarından biri mektuplaşmışlar, amcasını bulmuş, dayısını bulmuş, teyzesini bulmuş. Çünkü söyleyeceğim şeyler, siz o diyeceksiniz. İki bilardo masası, bir piyano, 4 tane yatak odası takımı, 3 tane de misafir odası salon takımı. Yani bir işçi kızın bunu getirmesi mümkün değil. Zaten Yahya Bey öyle eskiden hakim konuşurdu kürsüden, şimdi konuşmuyor. Yahya Bey dedi ki, bu nasıl dedi, nakli mekan dedi. Biz dedi, çok yer gezdik dedi. Hiçbir zaman dedi bizde bu kadar çok eşya, kamyonumuzun ancak yarısı dolardı dedi. Yani bir hakim, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi kürsüden bunu söylerdi. Ne kadar açık yüreklilik. Her neyse. Şimdi tabii biz bir takım şeyler söyledik. Ve duruşma bitti. Tahliye kararı aldı. Alındı. Kızcağız nişanlıymış. Nişanlısı Saralıymış. Kızcağız sevincinden bayıldı. Sular getirildi, kolonyalar getirildi. Nişanlısı da Saralı olduğu için koridora çıkmış, koridorda nöbet gelmiş. Yani inanılmaz bir şey. Bunlar oluyor, bu gibi şeyler oluyor. Anadolu'daki davalar daha da şeydir, manevi yönden değil, maddi yönden. Isparta'da bir dava yaşadım. Bir adam öldürme davası. Orada da bizi köylüler taşa tuttular. Neredeyse hayatımız kayboluyordu. Gece yarısı saat 2:30-3'te eski şeyde Isparta dağlarında biz keşif yapıyoruz. Olacak şey değil. Ama oldu. Nerede? Yani bu manevi yönden değil. Maddi yönden unutamadığım olay bakın aklıma geliyor. Böyle şeyler. Evet. Teşekkür ederim. Hocam avukat Levent Öcal, ben de yaklaşık 27 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Hatta Recep Bey benim sınıf arkadaşım. Ne güzel. Sizi de izliyoruz uzun zamandır, biliyoruz. Yani siz belki farkında olmasanız da biz sizin eserlerinizi okuyoruz. Bazen duruşmalarda karşılaşıyoruz. Biz sizin dediğiniz gibi, ben de genellikle eğer vaktim varsa girip mutlaka adliyede duruşma izliyorum. Yani hangisi olduğu önemli değil. Çünkü o duruşmalarda ben de çok şey öğrendim. Örneğin bir meslektaşımız duruşma sırasında yargıçla tartıştığında demişti ki, sen yargıç, bu yargılamaların tamamı bir öğrenme sürecidir. Dolayısıyla hep birlikte birbirimizden bir şeyler öğrenelim demişti. Bunu mesela çok zor kaldığımda bu cümleyi birçok yargıca karşı kullanmışımdır ve hiçbir şeyde olumsuz bir refleks de olmamıştır. Bu böyle küçük bir anekdot. Sorun ceza yargılamasında özellikle son dönemde artık sosyal medya, teknoloji,
bilişim çağı dediğimizde yani bir duruşma bittiği anda artık o duruşmayla ilgili özellikle topluma mal olmuşsa o bilgi anında topluma ulaşıyor. Ve toplum bir reaksiyon gösteriyor. Bazı yargılamalarda sanığın ya da sanık vekilinin yani artık bu kadar da olmaz dediğimiz savunma yöntemleri ya da savunmaları savunma geliştirdiklerini görüyoruz. Hatta son zamanlarda Ankara'da işlenen bir öğretim görevlisi cinayetiyle ilgili avukatının yaptığı savunma nedeniyle sanırım ceza aldı. Hapis cezası aldı avukatı. Yani oluşturduğu savunma nedeniyle. Burada savunmada dikkat edilmesi gereken hususlar ve sınır nedir? Bunu nasıl belirlemeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Ben bunu öğrenmek istiyorum hocam. Estağfurullah. Öncelikle estağfurullah. Onu söylemek isterim. Yani haddimiz değil tabii. Ama ben bütün hayatımda tabii öğretim üyeliğinde etkisiyle şöyle yaparım. Önce olayı ortaya koyup, olayı anlatıp ondan sonra mutlaka doktrinden bir takım bölümler, kendi görüşümü kuvvetlendiren doktrin görüşlerini yazarım ve onu duruşmada da söylemeye çalışırım. Bir de mahkeme kararları. Her şeye rağmen Yargıtay kararı, gene Yargıtay kararı veyahut da esas mahkemesi kararı. Yani bu üç esasa dayanıyor. Bir de şu var, onun için estağfurullah ve haddim değil dedim. Gerçeği çok iyi tespit etmek lazım. Yani öğrenmek lazım. Korkmadan gerçeğin ne olduğunu bilmek lazım. Ama bu kolay mı? Kolay değil. Kolay değil. Bunu söyleyeceğim ben. Evet. Teşekkürler. Evet. Başka? Arkada. Avukat Atilla Hekimoğlu. Evet. Hocam bilindiği gibi 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 2004 yılında değiştirilme çabası içine girildi. Gerekli miydi? Evet, muhakkak tabii. 1926'lardaki faşist derler ama bilmiyorum ne kadar etkilenmiştir o sistemden. O kanunun artık hantallaştığı, bizim toplumumuza da pek uygun düşmediği ortadaydı. 2004 yılında alelacele 3,5 aylık bir çalışmayla birkaç arkadaşa yaptırılan yeni bir tasarıyla meclise sunuldu ve bugünkü Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Ancak 2004 yılında zaten 20 yılı aşkın bir süreden beri hazırlanan bir tasarı vardı. Başta hocamız ve hatta o grubun içinde siz de tanıyorum vardınız. Sanıyorum ki 48 kişilik bir çalışmanın ürünüydü. O tasarı Sulu Dönmezer'in tasarısı diye geçiyor. O tasarı zaman zaman bende duruyor. Açar bazen okurum. Büyük bir gayret, büyük bir özveriyle hazırlanmış bir tasarıydı. Ha bugün için baktığınız zaman belki yine içinde revize edilmesi gereken yönler görülebilir. Hatta getirilen eleştirilerden en büyüğü de kazuistik bir metotla ortaya konmuş filan bir tasarı derler. Ama zaten ceza hukukunda kazuistik olmamak mümkün değil. Yani oraya sapmamak mümkün değil. Fakat 2004 yılında yapılan o 3,5 aylık çalışmanın ürünü olan bugünkü Türk Ceza Kanunu bana göre eski bir uygulamacı olarak hiç ama hiç bu toplumun yapısına uygun değil. Birçok hatalar içerdi. Nitekim zaman içinde birçok değişiklikler yapıldı. Yeni Türk Ceza Kanunu içinde birçok değişiklikler yapıldı. Ama bugün bile hala toplumun yapısına, felsefi yapısına uygun bir hale getirilemedi. Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten bugünkü Türk Ceza Kanunu uygun mudur?
Revize edilmesi gereken yerler var mıdır? Ve eski tasarı o üstadların hazırladığı 20 yılı aşkın bir süre içinde hazırlanan o tasarı biraz revize edilerek yürürlüğe konsaydı daha iyi olmaz mıydı diye soruyorum efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bana göre de söylediğiniz Dönmezer tasarısı 18 yıl üzerinde çalışıldı. Hiç unutmam. İlk toplanma ve üzerinde çalışma tarihi 1986'dır. Ve Suli Bey onun üzerinde çok emek sarf etti. Bu kanun tasarısı üzerinde o dönemin bütün ceza hukukçuları vardı. Yani Ankara'da bir tek Uğur Bey yoktu galiba. Uğur Alaca Kaptan yoktu. Nevzat Bey vardı, Selahattin Bey vardı. Hepsi oradaydı, hepimiz oradaydık. Bu yeni kanun tabii ki bugünkü iktidarın hala iktidarda 3,5 ayda yapılan kanun çok kısa zamanda hazırlandı ve bugünkü iktidara yakın olan öğretim üyeleri tarafından hazırlandı. Şimdi bunların özelliği şu, ben öyle görüyorum. Birincisi ceza kanununu bugünkü çağın gerisine iterek çok sert bir ceza kanunu haline getirdiler. Yani bunu ismini de söyleyeyim. Hasan Tahsin Gökçen. Şu anda Anayasa Mahkemesi Başkan Vekillerinden biri. Yeditepe Üniversitesi'nde bir toplantı yapıldı. Yapılırken toplantıda o da tebliğ rapor sunucusuydu. Dedi ki bugünkü ceza kanunu çok ağırdır dedi. Yani insanı cezalandıran bir ceza. Başka bir şey, şeyi hiç kabul edemiyorum. Olası kast ve bilinçli taksir kavramlarını, yani adeta Türk insanını cezalandırmak için getirdiler. Yani Türk insanı, hepimiz zaten kasta ve taksire zor alışmışız. Siz bunu bilinçli taksirle ve olası kastla genişlettiğiniz zaman her şey olası kast oluyor ve kasten oluyor. Yani çok ağır neticeleri oluyor. Bir de başka bir şey, bugünkü ceza kanunu yapıcıları, ceza kanunu, ben bu yönden Sahir Bey'e tamamen bağlıyım, teknik hukuk dalıdır. Ceza kanununun, ceza hukukunun içerisinde ahlakın yer almaması lazım. Ama gelenekler vardır. Onlar ayrı. Kanun ona atıp yaptığı zaman geleneklere önem verilir. Ama bu ceza kanunu öyle değil. Bu ceza kanunu insanla, hani söylediniz ya hakimin vicdanı, insanın vicdanı. Benim vicdanımı nasıl hakim tayin edebilir? Benim vicdansız olduğumu ya da çok vicdanı kamil bir insan olduğumu nasıl bilebilir? Ben ki fiilimle sorumluyum. Ama yeni ceza kanunu bunu yaptı maalesef. Cezaların içtimağı, suçların içtimağı, bunlar çok sert maddeler, çok ağır maddeler. Ağır maddeler olduğu içindir ki infaz gittikçe yumuşatılıyor. Durum bu. Yani ben yeni ceza kanununu tasvip etmiyorum. Güzel de bulmuyorum. Bazı yerlerde suçta kanunilik prensibinin tamamen bir kenara itildiği görülüyor. İşte bugün her olayı siz totaliter olay diyorsunuz. Bu anarşik olay diyorsunuz. Nedir anarşi? Bu kadar şey değil ki. O nedenledir ki 30 yıldan beri anarşiyle mücadele edemeyen bir toplum. Böyle bir anarşi olur mu? Hayır. Böyle bir şey olamaz. Yani açın ceza kanununun 310, 11, 12. maddelerini, suçta kanunilik prensibinin bir kenara itildiğini görürsünüz. Yani bunlar çok var maalesef, çok var. Uygun bir ceza kanunu niteliğinde değil. Ama ne zaman Türkiye yeniden uyanır onu bilemiyorum. Maalesef şu anda bu uygulanmaya devam ediyor. Konumuz başka olsa, tabii size içimden sayın yargıcım, sayın başkanım demek geçiyor. Siz de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin unutulmaz başkanlarındandınız. Ama şimdi
Şöyle bir şey var. Bakın eski hakimle yeni hakimi size anlatayım. Hani manevi yönden Mustafa Bey söyledi, unutamadığınız bir olay var mı diye. Bir doktor. Ancak bunu avukatlıkta görebilirsiniz. Doktor mecburi hizmetini çekerken Doğu Anadolu'ya çekmiş ve orada kokaine alışmış. Arkasından bu doktor stajını, ihtisasını iyi yapamamış ve yaşlıların kaldığı yerde doktorluk yapmaya başlamış. Tabii yaşlılar, ölüm halinde olan yaşlılara ve çok ağır hastalara teskin edici ilaçlar veriliyor. Bu arada uyuşturucu madde de veriliyor. Yani tam maalesef hayata veda etmesine 2 saat kala, 5 saat kala onulmaz acılar içinde bulunan hastalara. Bu doktor da oradan bazı ilaçları alıyor, kendisini iğne yapıyor, kokain alıyor ve sonunda yakalanıyor. Şimdi ben sizin birinci Asya Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıktık. Bir şey yakaladım. Diyorum ki efendim bunu adli tıbba gönderin bu doktoru. Doktor evet uyuşturucu madde almıştır. Ama o zamanlar vardı, şimdiki ceza kanunda geçici madde deniyor. Arızı sebeple isnat kabiliyetini kaybetme. Akıl hastasıydı olayı yaparken. Hep bunu ileri sürüyorum. Duruşma bitti. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Hakim yanıma geldi arkadaşlar. Tıpkı Kanada'daki o göçmeni bırakan hakim gibi. Anlatırken tüylerim ürperiyor. Köksal Bey dedi. Dilekçenizi okudum dedi. Eğer dedi sizin dilekçenize ben itibar etsem bu kişi hayatı boyunca memur olamaz dedi. Akıl hastası damgasını vuramazsınız bir insana dedi. Onun için duruşmayı erteledim dedi. Bir sonraki duruşmada bunu söylemeyin dedi. İşte yani bu da İstanbul 1. Asliye Ceza Hakimi. Yani bunları yeni ceza kanununda göremiyorsunuz. Yani böyle ya yani hep böyle yani diyorum, kusura bakmayın. Mustafa'nın sözlerinin tam aksine sözlerimi uzatıyorum bu şekilde. Ama insanı heyecanlandıran hayat olayları içinden geçtik. Bunu söylemek lazım. Avukatlık böyle bir meslek arkadaşlar. Bunları tanıyorsunuz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, içinde bulunuyorsunuz. Ha, kusura bakmayın bir tavsiyem var. Katilin avukatı olacaksınız. Katille beraber yaşayacaksınız. Ama bütün hayatınız boyunca katille beraber olmamaya özen göstereceksiniz. Güzel bir söz var. Özümsemek. Lütfen müvekkilinizi özümseyerek davaları yürütmeyin. Müvekkilinizin yanında kalın ama özümsemeyin davanızı. Durum bu. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Sizi iyimserliğe sevk etmek için ismini de veriyorum. Selim Kaneti bizim unutmadığımız medeni hukuk hocalarından biri. İki kızı vardır. Bir gün kızı gelmiş, demiş ki babacığım liseyi bitirdim. Ne yapayım? Çok çalışkan bir hanım. Selim Bey demiş ki ya hukukçu ol demiş. Ya da istediği mesleği ol demiş. Yani hukukçuluk bu kadar önemli bir meslek. Dolayısıyla bu kadar önemli bir mesleğe sahip olduğunuzu aklınızdan hiç çıkarmayın. Evet. Buyurun. Evet. Meslektaşım zaten. Avukat Özden Başak. Sizi tanımayanlar da vardır hocam. Ben sizin öğrencinizim 1990'dan beri. O sizin 60'larda anlattığınız hoca profili 90'larda da aynıydı. 3 aşağı 5 yukarı ulaşılmıyordu hocalar. Siz hariç. Şimdi bile hani bütün işi gücü bırakıp sizin geldiğinizi öğrenince burada olup 2 saattir zevkle sizi dinlememin sebebisiniz. Genç arkadaşlarım bunu bilmesini istedim öncelikle. Sağ olun. İkincisi de
Biraz böyle fabrikasyon hukuka döndü sanki 2000'li yıllardan sonra. Somut bir örnek vermem gerekirse basit bir müdahaleyle giderilen yaralamalarda ortada bir rapor ve müşteki beyanı varsa onu sanığın yapıp yapmadığı konusuna hiç girmiyorlar artık mahkemeler. Yani şüpheden sanık sizin o teorik bilgilerle bizi böyle güzel aydınlattığınız devirlere acaba hakimlere verilmiyor mu falan diyesimiz geliyor. Yani aynı derslerimi aldık onlarla farklı dersler mi? Bu da sayıların artmasından falan mı diyorsunuz yani mahkemelerin iş yükü çok, Yargıtay'ın iş yükü çok. Hani bakıyor rapor var, beyan var. Belki kendisi vurdu hani karşı tarafa zarar vermek için kendisine zarar verdi. Bunun özellikle HGB'de talep ettiğiniz zaman iş bitiyor yani. Bununla ilgili bir şeyiniz var mı görüşünüz? Onu öğrenmek istedim görüşüm hocam. Görüşüm şu, bana göre hep bu konuşmamızın içinde yürürsek tabii şimdiki hakim daha donanımlı değil eski hakimlerden. Savcılar da öyle. Ve bugünkü sistem de onu doğuruyor. Bugünkü sistem onu doğuruyor. Hakim soruyor, diyor ki savunma hakkını, savunma yapma mecburiyetinde değilsin. Avukatın var, istersen savunma yapmayabilirsin diyor. Ve şu var, bir hakim bunu söyledi. Hakimlere karşı çok kötü beyanlarda bulunan avukatlar da var. Ve o şeyler... hakimler de bir şey söylemiyorlar onlara. Yani eskiden hakim, hani hekimlikte de bu var, patriarkal, yani baba hekim rolü. Eskiden hakim babaydı, savcı babaydı. Şimdi öyle değil. Hakim işte diyor, bilirkişi raporu böyle çıkmış, adli tıp bunu söylüyor, rapor böyle geldi deyip kararı veriyor işte. Evet. Öyle. Öyle maalesef öyle. Tabii bunun için aynı şeyi söyleyeceğim. Daha çok eğitilmek lazım. Daha çok eğitilmek lazım. Bugünkü hakim insanlarla konuşmuyor. Biliyorsunuz odasına girmek zor. Gene eskiden Sayın Başkan'ın bulunduğu zamanda biz adliye koridorunda hakimlerle selamlaşırdık. Koluma giren hakimi hatırlıyorum. Odasına öyle gitti. Yani ayıp oluyor falan deyip benim geri çekildiğim zamanlar olmuştur. Yani şimdiki hakim böyle değil. Hayır. Büyük fark var. Ya hakimler bizi tanımıyor tabii böyle. Bir kişi daha vardı galiba. Hocam yine evet. Ben. Hocam dediniz, bilinçli taksir ve olası kast kavramları evet. Adeta insanları cezalandırmak için varlar dediniz. Ben öğrenciyken bu kavramları öğrenirken hocam da Bahri Öztürk'tü. Büyük bir şevkle bize bunları anlatıyordu ve ben bu kavramları duyduğumda aslında tam tersine insanları cezalandırmamak için olduklarını algılamıştım öğrenci algımla. Ancak bir istinafta bir duruşmaya şahit oldum. Biz müvekkilimizi savunurken bu kavramlara dayandık. Hakimin bize dediği şey şu oldu. Burada beyefendinin dediği şeyi aslında doğruluyorum sanki. Bu kavramlar beni ilgilendirmez. Siz beni vurdunuz, ben öldüm. Bitti, bu kadar dedi ve kasten öldürme cezası verdi bu şekilde. Olayı da küçük bir özet geçeyim sizler için. Bir polis memuru 20 dakika süren bir araba takibi sonucunda arabadaki kişiyi... kişinin sağ tarafına hamle yapması neticesinde ateşleyip öldürüyor. Ama ateşlediği bölgede karın bölgesi. Bir hayati bir damara gelip adam kanamadan dolayı ölüyor. Bu durumda kasten öldürme verdi. Yani burada beyefendinin dediği gibi acaba hakimler bizle aynı eğitimi almıyorlar mı? Veya yani mesleki bir deformasyon mu? Başka bir vicdana mı sahipler? Bu aklım almıyor ya. İnsanları cezalandırmak için varlar sanki. Evet, üzerinde tabii durmak, çalışmak lazım. Araştırma yapılması lazım. Adalet Bakanlığı'nda. Tabidir ki yaşanan pek çok olay hakimlere, savcılara, avukatlara çok darbeler indirdi. Onun evet. Da etkisini unutmamak gerekiyor. Evet. Süremizi de bayağı açtık. Son soru olarak sizin de sorunuzu alalım o zaman. Biz de.
Hocamı yorduk bayağı. Estağfurullah, rica ederim. Avukat Elif Özdemir, birçok soru var ama tabii ki zaman az olduğu için son bir şey soracağım. Duruşmalarda şunun hep ayrımında kalıyorum dengesini kurmada. Sanığın hakkını ya da ileride doğabilecek muhtemel durumlarda işte o an o beyanın geçmesi gerekir ki hakim lehimize verse bile üst mahkemeye gidecek vesaire. Bir şekilde o an geçmesi gereken bir yazı, korunması gereken bir hak vesaire. Bununla karar verecek mahkemenin başkanı ya da heyetle aramı sıcak tutmanın dengesi arasında kalıyorum sürekli. Yani aramız iyi olmak zorunda değil. Ama karşı tarafın ısrarlı, hukuka uygun olmayan durumlarına aram sıcak mı kalsın, kanaatini mi etkileyeyim yoksa bu delil girmeyecek, kavga da olsam bir şekilde bu delili dosyaya sokayım. Bu terazide nasıl bir değerlendirme yapmalıyım sizce? Çok zor bana göre. Bana göre çok zor. Yani tabidir ki daima kendi çizginizi muhafaza edeceksiniz. Başka çare o çizgi içinde muhafaza edeceksiniz. Yani çok zor. Karşı tarafın yani cevaplandırılması zor bir soru bu. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir toplantı oldu hocam. Öncelikle size teşekkür ederim. Belki bir... Çok teşekkür ederim.